Herkese merhaba. Dün Fed'in 27-28 Temmuz toplantı tutanakları açıklandı. Burada toplantı tutanaklarında birçok üyenin bu yıl içerisinde 120 milyarlık sermaye alımını azaltacağının izleri vardı. Dolayısıyla bunların etkisiyle piyasalar aslına bakarsanız 2021 sonu 2022 başında bekledikleri sermaye azaltımının, tahvil alımlarının azaltımının daha erken olabileceğinin kaygısına girdi. Haftaya da Jackson Hole'un yıllık toplantısı var 28-30 Ağustos'ta. Dolayısıyla orada da bir haber gelebilir diye beklenti var piyasalarda. Piyasalardaki beklentiye bağlı olarak da endekslerin %1 civarı ekste kapattığını gördük Amerika'da. Avrupa'nın da ciddi satışları bugün devam ediyor. Vadeli kontratlara da baktığımızda %0,5 ile %0,73 arası ekside seyrediyor endeksler. Buna ek olarak tabii artan vaka sayıları, dünyada da Covid'de Delta varyantından dolayı artan Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de ve Asya Pasifik'te de olduğu gibi genelinde artış var. Ve aşılanma oranlarının %80-85'lere çıkması öneriliyor. %60'lar daha önce koruyordu Covid varyantlarından ama Delta varyantının hızlı yayılımı da büyüme kaygılarını arttırıyor. Bir diğeri de tabii Fed'in sermaye alımlarını azaltması, kılaşmaya gitmesi, desteğini çekmesi. Daha önceki QE'lerde olduğu gibi aslına bakarsanız burada bir tahvil getirilerinde, 10 yıllık ABD tahvil getirilerinde geri çekilmeye yani daha fazla tahville yönelmeye yol açıyor. Bu yönelmede büyüme kaygılarını arttırmış oluyor. Dolayısıyla da baktığınızda büyüme kaygıları petrolde de bir geri çekilmeye yol açtı ve 65 seviyesinin altına indik. Mayıs sonu seviyelerinin dibine kadar geldik. Gümüşteki seviyeyi görüyorsunuz. Son bir yıldaki seviyeye bakarsak, son bir yıla göre de ciddi şekilde gümüşte bir gerileme var ki burada 23 seviyelerinin altına inersek, 23-20 seviyelerinin altına inersek de 22-60'lar ve altlarında görebiliriz. Aynı zamanda altın ve gümüş hisselerinin olduğu endeksin de neredeyse geçen sene Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Genel bir kaygı var, gerileme var. Bu da büyüme kaygılarıyla, Covid varyantı Delta'nın etkilerinin artmasıyla bekleniyor. Endeksler açıldı görüyorsunuz ve hemen 50 günlük ortalamalarını deniyor Dow Jones. Buranın daha altına 34.300'lere, 34.000'lere doğru geri çekilme de yaşayabiliriz. S&P'ye de bakalım. S&P endeksi de aynı şekilde o seviyeleri görüyor. Görüyorsunuz 4.345 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamaya yakınız. Burası kırılırsa 4.250'ler hedef olabilir. Aslına bakarsanız S&P'de bir yıllık seviye 4.750-4.800'lerden analistlerin beklentisi 12 aylık veri için. Ama hem Fed'in beklentiden önce belki de haftaya Jackson Hole'da bir açıklama gelme beklentisi var. Dolayısıyla orada eğer tahvil alımlarında 120 milyarlık tahvil alımlarında azaltıma gitmek vurgulanır ve Eylül-Ekim'de veya yıl sonundan önce azaltım planlanırsa o zaman piyasaların kısa vadeli büyüme kaygılarıyla birlikte gerilemesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla da kendine yatırımcıların aslında hisse senetleri varsa ya da endeksler varsa put opsiyonlarıyla satım opsiyonlarında hedgelemeleri, sigortalamalarını öneririz. Ya da volatilite endeksi var hareketlilikten bu geri çekilmelerden istifade eden ve 25 seviyeleri aşılırsa ki o zaman 29 ve 32 seviyeleri görülebilir endekste. O zaman da volatilite endeksinden o kayıpları bertaraf edebilir yatırımcılar diye düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederiz.